Ankara'da 20'si rütbeli asker 28 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı TAK yani Kürdistan Özgürlük Şahinleri adlı örgüt üstlendi. Şimdi bu kahpelerin kim olduğuna bakalım. Örgütün gençlik yapılanması 1993'te kuruldu ve TAK diye bilinen Kürdistan Özgürlük Şahinleri adını aldı. TAK, 2005'te Kuşadası'nda bir otobüse konulan bombalı saldırı sonrası 3'ü yabancı 20 kişinin yaralanması eylemiyle adını duyurdu. Açılım sürecinin başladığı 2009 sonrası eylemlerine 32 kişinin yaralandığı Taksim bombalamasıyla devam ettirdi. 22 Haziran 2010'da Halkalı'daki askeri personel otobüsüne bomba atarak 3 kişinin ölümüne neden olduğu eylemini, 20 Eylül 2011'de 3 kişinin ölümü, 34 kişinin de yaralandığı Ankara Kızılay bombalamasıyla sürdürdü. O dönemde örgütün dağ ve düzova siyasetçilerinin söylemleri bugünden farklı değildi. PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden Roj Kandil, TAK'ın kökeni ve bu örgüte karşı durumu konusunda 2010 yılında CNN International'a şu açıklamayı yapmıştı. TAK'ın PKK'nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu sorusu üzerine, TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok, anladığım kadarıyla Öcalan'a bağlı ve sadıklar. Sen Öcalan'ı desteklediğinde, Öcalan'ın kurduğu bütün komünist örgütlenmeleri, YPG'yi, YDGH'ı ve TAK'ı hepsini desteklemiş oluyorsun. Bunlar zaten bir bütün. Yani PKK etrafında toplanan en az 20 tane örgüt var. Hepsi PKK'lı bunların. Sen bunların birini legalleştirdiğinde hepsini legalleştirmiş olursun. PKK dünyanın en aşağılık, en karaktersiz, en kahpe mafya örgütlenmesi. Abdullah Öcalan da bu teşkilatın başı. Cinayeti azmettirmiş, on binlerce askerimizin, polisimizin şehit olmasına sebep olmuş bir adam. PKK tarafından direkt olarak kullanılan bu gibi yapılanmalar, sivillere zarar vermeyi hedefliyor. İsimleri doğrudan PKK olmadığı için, PKK siviller zarar gördüğünde, bizden bağımsız bir grup, yaramaz çocuklar açıklaması yapıyor. Onlar inkar etseler de, TAK neyse PYD de PKK'da olur. Aralarında hiçbir fark yoktur, hepsi katildir, hepsi haindir, hepsi bu ülkeye düşmandır. Sadece Türklere değil, Kürt kardeşlerimize de düşmandır. Amaçları İngilizlerin devletine kukla olmaktır.